Hepinize yeni videodan merhaba. Bugünün anlam ve önemi Pınar için apayrı. Pınar, bugün neden senin için bu kadar önemli? Çok heyecanlıyım çünkü bugün odamda bir takım değişiklikler yapacağız birlikte. Ne gibi değişimler Pınar Hanım? Yeni makyaj masam geliyor. Mind your business. Sıra odamda da bir takım değişiklikler yapacağız. Süper. Arkadaşlar, Pınar adına çok ama çok sevinçliyim. Bakalım nasıl olacak, çok merak ediyorum. Fakat ben evde olmayacağım. Şu an çıkmam gerekiyor. Bir işlerim var. Ama geldiğimde mutlaka masa gelmiş olur herhalde. Evet kesin gelir. Yani ben geldiğimde masanı görmek istiyorum yerinde. Her şey hazır bir şekilde. Hadi görüşürüz, ben çıktım. Yeni masam geldiğinde bu masam tamamen boşaltılmış olması gerekiyor. O yüzden şimdi yavaş yavaş bunları toplamaya başlıyorum. Burada boya aynamı görüyorsunuz. Bu boya aynam da buraya asılacak. Bakalım nasıl olacak? Onu da çok merak ediyorum. Şimdi ben artık yavaştan toplamaya başlıyorum. Önce şu saksımı alayım. Aynamı alıyorum buradan. Fırçalarım. Şurada kalemlerim, rujlarım. Komple. Şu malzemelerimi de bir kaldırayım. Huh. Ter bastı. En sıcak günde yaptığım şeylere bakar mısınız? Ay canım benim. Hadi yapalım. Eğlence yeter. Şu parfümlerimi yatağıma koyacağım valla. O da seviyor. Bu niye benim elimde kaldı ya? Fanus. Masamın artık üst düzeyinde hiçbir şey kalmadı. Şimdi sıra geldi çekmecelerime. Şöyle direkt mesela böyle çıkartsam olmuyor mu? Çok mantıklı. Böyle direkt çıkartayım ve boşaltayım. Sanki masanın tek dişi yokmuş gibi duruyor şu an. Kız bunu çıkartmışım, bu kalmış bu yayları. Bozdu. En büyük çekmecemi çıkarttım bu arada. Aksesuarlarım o kadar karışık duruyor ki gösterebiliyor muyum bilmiyorum. Bunları nasıl yeni masama dizeceğiz? Aşklar, ben eski masamı boşalttım, kaldırdım oradaki makyaj malzemelerimi, diğer eşyalarımı falan. Yenisi geldi ve gerçekten çok tatlış, inanamazsınız. Onun montajları yapıldı, kuruldu. Size göstermek için sabırsızlanıyorum. Şimdi göstereceğim ve birlikte orayı düzenleyeceğiz ve hazırlayacağız. İlk önce size bu aynamı göstereyim. Hatırlıyorsunuz, bu açılmamıştı. Açıldı, buraya yerleşildi bu. Bu şekilde artık bir boy aynam oldu. Bu arada kirli olduğuna bakmayın. Şimdi hepsini teker teker temizleyeceğim. Ve işte masam. Aman. Ay buraya ne güzel, şimdi her şeyimizi yerleşeceğiz. Şimdi temizlik zamanı dostlarım. Şöyle bir güzel bir temizleyelim masamızı. Sonrasında hemen kuruluma geçeceğiz. Böyle bir güzel siliyoruz. Cam bezimizle bir güzel siliyoruz. Bebişkolar, şimdi ben bu çekmecelerimi yavaştan doldurmaya başladım. Böyle buraya takı yaptım, burayı toka yapacağım falan. Daha bir sürü eşyalarım var zaten. Şimdi şu makyaj malzemelerimi buraya dizeceğim. Bakalım, çok fazla malzeme var ama sığarız burası. Bize yeter, hatta artacak gibi duruyor. Şimdi allıktan başlayalım. Düzenli bir şekilde buraya dizeceğim. Şurada bir allık. Tabi aldık. Türlerimizi buraya koyalım. Bronzer. Evet, bunlar da. Heh, bu da varmış. Öyle okey midir acaba? Çok tatlış duruyorlar. Buralarda neler var? Gerçekten dehşet derecede yorulduğum için artık bir an önce bitsin istiyorum biraz da. Burası da boş kaldı. Ne koyacağım oralara? Aşkolar, ben masamı hazırladım, düzenledim, tertemiz ettim. Şimdi abimin gelmesini bekliyorum. O geldikten sonra bakalım ne tepki verecek, çok merak ediyorum. Masamı da hemen size şöyle göstereyim. Bu şekilde doldurdum aşkolar. Sadece burası boş kaldı. Burayı da dolduracağım. Onun haricinde bütün çekmecelerimi doldurdum. Yer kalmadı. Bu arada şu sandalye yerine başka sandalye almak istiyorum. Hatta onu da bugün birlikte yapabiliriz. Burası da bu şekilde oldu. Evet arkadaşlar, sonunda eve geldim. Sabırsızlanıyorum şu an Pınar'ın odasına girip masasını görmek için. Gözlerimi kapatsam ne yapsam? Gözlerini kapat, hadi gel. Tamam. Yavaş yavaş gel bakalım. Açayım mı? Açıyorum. Aç.
İnanmıyorum. Ya. Aşırı güzel. Beğendin mi? Bayıldım. Aynıyı da buraya asmışsın. Evet. Ay çok güzel olmuş ya. Ama buna bittim. Bütün makyaj malzemelerini görebiliyorsun buradan. Aynen öyle. Ay çok rahat bir şey bu. Çok iyi oldu. Ağzını güle güle kullan. Gerçekten odanı ben alacağım. Al canım, senin olsun. Sen evde değilken bütün eşyaların yerini değiştireceğim. Burası artık benim olacak. Burada yapacağımız çekimleri şu anda düşünüyorum da gerçekten. Ay hadi bakalım, inşallah çok güzel olur. Tekrar hayırlı olsun. Sağ ol canım. Abicim yalnız sana bir şey söylemem gerekiyor. Burada benim biliyorsun ki pufum var ama evet, bu puf artık buraya yakışmıyor. Buraya bir sandalye almamız lazım seninle. O yüzden bir alışverişe gitmeye ne deriz? Bugün mü? Evet. Tamam, gidelim. Hadi o zaman hazırlanalım, gidelim. Hadi. Aşk itolar, biz şimdi çıktık. Bilin bakalım kime arka koltuğu attılar. Tabii ki ben. Annem varken sen mi oturacaksın kız? Ay inanmıyorum sana. Tamam, ön sizin olsun. Yeter ki ben araba kullanmayayım şu an. O kadar yorgunum ki çünkü. Çikolatalı sütümü de aldım. Şimdi içiyorum. Güzel keyif yapıyorum. Canlarım, biz şimdi mağazaya geldik. Ama şöyle bir durum var ki, ben çok fazla sıcaktan bunaldığım için çok fazla kapalı bir yerde kalamıyorum. Umarım Pınar'ın işi çabuk biter. Ben şimdiden sıkıldım. Geldik. Abicim yemeği hazırladım, gelmiyorsun. Kaç saattir seni bekliyorum. Bak yemekler soğudu. Otur Allah aşkına, şimdi bir yemek yiyelim. Neden sürekli bu mağazaya geldiğimizde aynı rollere bilmiyoruz. Bayılıyorum değil ama. Değil mi gerçekten? İçimizdeki çok çocuk ortaya çıkıyor. Aynen öyle. Aşk, o bisikletin çok güzelmiş. AVM'nin içinde bisiklete binmedim de ama. bir sür de görelim bakalım nasıl kullanır. Sinirliyorum, buraya bağlı. Sen şaka falan yaptın. Kitap okumaya geldin herhalde buraya. Gerçekten arkadaşlar, normalde attık kitap okumaya vakit bulamıyorum. Geldim AVM'nin içinde kitap okumaya başladım. Küçüklükten beri hayalim hep şudur arkadaşlar. Şöyle kitabı şöyle yapsak bütün her şey beynimize gelse. Keşke. Bir gün bunun da keşfedeceğine eminim yani. Olabilir. Arkadaşlar şu anda yıkıldığım andır. Makyaj masam için bunu almayı planlıyordum. Stok için personelimize temasa geçin. Yıkıldım. Peki onun dışında başka bir sandalye düşünür müsün gerçekten? Pınar, kafanı vuracağım. Yok, kafanı vuracağım. Düşünmem çünkü ben bunu istiyordum. Ağlıyorum şu an. Neyse, yapacak bir şey yok yani, istiyorsan stok bilgisi için. Soralım bakalım. Arkadaşlar abim yemek yapmak istiyormuş. Bana yumurta mı kıracaksın? Şef, mağazada bile yemek yapıyorsun, helal olsun sana. Gel tozunu al ya da ben. Ay çok sıcak olmuş. Arkadaşlar inanamazsınız, az önce Pınar'la buraya geldik yatak odasına. Ben o sırada telefonuma falan bakıyordum. Pınar bir yere kayboldu ama şu an 2 saattir onu arıyorum ve bulamıyorum. Şurada bir kapı var, gidip ona bakacağım. Acaba orada mı? Hayır, bu kapı açılmıyor. Burada bir banyo var. Burada da değil. Banyonun içine falan baktım. Pınar. Efendim. Yoksa ne yapıyorsun burada? Bizim son çıkan videomuzu izliyorduk. Hayatımın şoku. Kendime bakmalardan kendimi alamıyorum. Aha, Pınar da buradaymış. Beni de gördüğün için teşekkür ederim abicim. Bunun bağımlılığını gerçekten sorgulamayın. Burada bile buldum. Oyuna oturun. Kimse almasın da nasıl bir önlendirme benim. Ay gerçekten. Elimi içime sokamıyorum. En sevdiğimiz yere geldin herhalde gene. Bayılırım. Arkadaşlar şunun tatlılığı peki. Best friend'im. Bana saldırmaya başladı. İsmail bu. Yedi beni. Ayı mı bu? Evet. Yok artık. Hoppa. Ay çok korkunç ya. Bu benim hani dünyanın en korkunç hayvanı falan olabilir. Şu kolları, elinin içindeki o çıkıntıları. Süzgeçleri. Düşünsene beni böyle yiyor. Arkadaşlar ben bir lavaboya gitmiştim. O sırada Pınar'la annem benden uzaklaşmıştı. Şimdi gidip Pınar'ı korkutacağım. Patladı. Sen nasıl bir insansın ya? Canlarım, annemin alacağı bir şey varmış. Bizim de bacaklarımız çok yorulduğu için, malum bugün de Pınar çok yoruldu çünkü odasına masası falan geldi. Onları dizayn etti. Sizinle beraber yerlerine yerleştirdi. Yorulduğumuz için burada dinlenelim dedik. Annem gidip gelene kadar Pınar burada resmen uyudu. Bunu size direkt çekmem lazım. Şu an gülmemek için kendimi zor tutuyorum. Pınar. Ne
Bence artık uyanmalısın. Pınar. Ne öyle uyandırıyorsun abi? Ne yapıyorsun? Kestiriyor musun? AVM'nin ortasında. Ay düşüyordum. Sana inanamıyorum. Bu ne rahatlık? Deli misin? Öldüm yorgunum. Doğru söylüyorsun. Ama... En geçen bizi tanıyanlar bakıyor. Pınar abla uyuyor mu diyorlar. Arkadaşlar ne yapayım? Çok yoruldum ama bu kestirmek bile bana o kadar iyi geldi ki size anlatamam. İyi, sevindim senin adına. Ben burada telefonumla oyun oynadım 2 saattir. Ay. Ve annem hala gelmedi bu arada, biliyorsun değil mi? Şaka falan yapıyorsun. Evet. Tekrar uyuyorum diyormuşsun. Gerçekten. Hayır, hayır, unutmam. Yine en sevdiğim dondurmayı aldım. Krem şanti. Bunun tadı bir ayrı bir güzel değil mi? Çok güzel. Gerçekten. Bayılıyorum bu, buna ya. Bu arada krem şanti bence bu, yani bu bayağı daha güzel bir şey. Bilemedim. Konuşamıyorsun şu anda. Çok güzel, çok iyi hissediyorum şu anda. Aşkolar, biz evimize geldik. Aldığımız ürünleri hemen gösterelim size. Evet, ben şimdi sıra sıra sana buradan vereceğim. Sen tanıt ne almışız. Tamam. Öncelikle. Oo, bu bizim bir ne deniyor buna? Sandalye tabure. Sandalye tabure aldık, böyle beyaz bir tane. Montajını yaparız. Bu sandalyeyi nerede kullanacağız buna? Video çekerken sen oturacaksın ona. Aynen. Çünkü burada oturduğumuz sandalyelerden birisi arkadaşlar kırıldı gibi bir şey. Ne olacak yani, çekim yaparken de bir kaza olup düşmeyelim diye yenisini aldık. Çok iyi yapmışız. Evet. Ben bir de bir şey hatırlatmak istiyorum. Biliyorsunuz ki ben direkt masama uygun bir tane sandalyem yoktu. Stokta kalmamış. Biz bayağı sorguladık, sorduk. Hatta ama bugün mağazaya gitmemizin sebebi oydu. Onu kesinlikle. Benim şansıma asla stok bulunmaz zaten. Olsun, ben onu daha sonra halledeceğim. Alacağız daha güzel bir sandalye. Sorun değil. Diğer aldığımız şeylere geçelim, evet, bence. Odanın için bence çok önemli bir parça. Halı. Bayılırım. Açtıktan sonra zaten arkadaşlar birazdan size göstereceğiz. Diğer bir parçamız biraz ağır bu. Çok da ağır. Şöyle bir şey. Bu ne diye soracak olursanız arkadaşlar, bunun şu tarafını duvara gelecek şekilde şöyle monte edeceğiz. Hemen arkamızdaki duvara dekorasyon olsun diye arkaya monte edeceğiz. Aynen. Pınar'ın üzerine herhalde eşyalar, süsler falan koyacak. Evet, çok tatlış bir görüntü olacağını düşünüyorum. Ve o rafa uygun şöyle bir led ışık aldık. O kadar tatlı ki, çok güzel olacağını düşünüyorum. Peki yavaştan yapmaya başlayalım mı? Vallahi sabırsızlıktan şu anda delireceğim. İlk olarak halını aşabilir miyiz? Çok heveslendim şu anda. Hadi açalım. Ta-da-da-da, halımızı da serdik. Çok güzel oldu. Buraya nasıl yakıştı anlatamam. Evet, teşekkür ederim. Şu an burada tek sırtan şey şu sandalye. Üf, hatırlatma. Ama zaten ondan da kurtulacaksın, yenisini alacaksın. Umarım. Şimdi size odamın artık son halini gösteriyorum. Bu arada arkamda görmüş olduğunuz duvarı yine boş bırakmak zorundayım. Çünkü rafı takacak gücümüz asla kalmadı. Dehşet, yorulduk. Bir sonraki videolarda zaten size onları gösteririm. Onu ve sandalyemi özellikle, onları göstermek istiyorum. Şimdi size yapabildiğimiz kadarını göstereyim. Hatta rafı buraya koydum. Burası için olan rafı. Burada şu anda bekliyor. En yakın zamanda onu yapacağız. Merak etmeyin. Burada da aynamı zaten görmüştünüz. Ama çok tatlı oldu bu bay aynası. Benim sinekliğim de gelmişti. Onu da taktırmıştık. Hemen sinekliğimizi açalım. Balkonum da bu şekilde. Tatlış tatlış. İşte oda turumuz. Rafım geldiğinde, üstüne dekorasyonlarımı dizdiğimde artık tamam olmuş olacağız. Böylece bu videomuzun da artık sonuna geldik. Umarım odamı beğenmişsinizdir. Ben hiç beğenmedim bu arada Pınar. Nasıl ya? Ne? Ay, bir anda inandı. Moralimi bozdum. Saçmalama. Bizi izlediğiniz için çok teşekkürler canlarım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi çok öpüyoruz.